Kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, konuşmamın hemen başında bugün Mersin'de intikal esnasında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Kazada yaralanan askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan protokolün imza töreni vesilesiyle bir aradayız. Bu imza bakanlıklarımız arasında bir işbirliği protokolü olmanın ötesinde çok daha derin bir anlama ve etki alanına sahip. Yakın zamanda inşallah çocuklarımız yeniden okullarına dönecekler. Son 4 ay onlar açısından da oldukça zorlu ve alışılmadık bir dönemdi. Okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini ne kadar özlediklerini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolle okullarımızdaki yüz yüze eğitimi en güvenli ve en sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir işe imza atıyoruz. Değerli misafirler, Mart ortasından bu yana tüm dünyayı etkileyen zorlu bir teste tabi tutuluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetçe uyguladığımız politikalar sayesinde başarılı bir sınav verdik. Hem sağlık yönetimi hem de ekonomik sürdürülebilirlik alanında attığımız adımların müsbet sonuçlarını görebiliyoruz. Bundan sonraki dönemde yine aynı kararlılıkla ve iradeyle süreci yönetmeye devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak pandemi sürecinde KOSGEB, TÜBİTAK ve bölgesel kalkınma politikaları, aşı, ilaç ve test kiti geliştirme çalışmaları, yoğun bakım solunum cihazlarının üretilmesi, teknopark ve ARGE merkezlerinde uzaktan çalışma gibi pek çok hususta etkin çözümler geliştirmeye odaklandık. Türk Standartları Enstitüsü kanalıyla da reel sektöre doğrudan dokunan yenilikçi işlere imza attık. Piyasa dinamizmini canlı tutacak ihtiyaçları tespit ederek hızlıca çözüm önerileri geliştirdik. TSE ile ilk olarak üretim tesisleri için alınması gereken tedbirleri belirledik. Sanayi kuruluşlarımız için COVID-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunu hazırladık. Sonraki aşamada kılavuza yeni alanlar ekleyerek turizm sektörünü de içerecek şekilde hizmet sektörünü bu çalışmaların içerisine dahil ettik. Önerdiğimiz tedbirleri uygulayan firmalara COVID-19 güvenli üretim, güvenli hizmet ve güvenli turizm kalite belgeleri vermeye başladık. Şimdiye kadar bu alanda 745 firmamız belgelerini teslim aldılar. Firmalarımızın giderek artan bu farkındalığı sahada da karşılığını buluyor. Belgeyi alan firmalar bu süreci tamamlamış olmaktan gayet memnunlar. Bize geri dönüşlerini de pozitif bir şekilde yapıyorlar. Çalışanları işe daha rahat gitmeye ve daha verimli bir şekilde çalışmaya başladı. İş yerinde oluşan güven ortamının yanında ürün ve hizmetlerin sağlıklı koşullarda üretilmesi tüketici güvenini de perçinliyor. Değerli konuklar, bakanlıkça attığımız adımlar elbette sadece reel sektörle sınırlı değil. Hazirandan bu yana Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Türk Standartları Enstitüsü'nün saha tecrübesini, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece eğitim kurumları için hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzunu beraberce hazırladık. Bu kılavuz sadece COVID-19'a karşı alınması gereken tedbirlerle de sınırlı değil. Çok daha geniş bir bakış açısına sahibiz. Okullarımızda salgınlarla mücadele için hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirip uygulamaları yakından takip etmeyi amaçlıyoruz. Ülke çapında tutarlı ve
esnek bir yaklaşım geliştirmeye çalıştık. Dolayısıyla eğitim kurumlarının çalışan sayısı, yapısı ve faaliyetleri gibi değişiklik gösteren uygulamaları da kapsam aldı.